Selamun aleyküm cümleten. Günaydın diyelim. Yine günaydınla başlayalım. Sonrasında devam ederiz. Bugünü de bir YouTube videosu yapalım. YouTube sanırım bir yıldız. YouTube'da yeni bir yıldız doğuyor. YouTube da bunu fark etti. İzlenmelerim güzel. Beğeniler geldikçe daha da aşka hevese geliyorum. Nasıl? Beni izlemeye, takip etmeye devam edin. Evet, kulaşka makinesinde çıkım bitti. Şöyle bir durum oldu. Elektrik kesildiği için yumurtalarımız israf oldu. Ölmüş. Yani tam çıkım gününde elektrik kesilince moralim acayip bozuluyor. Mesela bu Yokohama. Yani yazık olmuş. Bu da ölmüş. Evet. Bu seferki yumurta civciv çıkma işlemimiz fiyasko oldu. Nasip çıktığı gün yani çıkımın, civcivlerin çıkım olduğu gün elektrik kesildi 3 saat kadar. O da bize büyük problem yarattı. Hayırlısı. Ördeklerimiz de burada yavrular. Zayiat var. Burada da yine bir tane vefat etmiş. Gitmiş. Gel bakayım. Hadi. Evet. Suyun yemini şimdi veriyorum ama tabii anne bize saldırmazsa suyu aldık. Bu yine peşinde. Yem verirken ördeklere yem veriyordum. O arada kuğu ailesi dışarı çıktı. Baba da burada başımda bekliyor. Dur oğlum. Tamam. Hadi gel. Sen de gel. Hadi sen de. Sen de gel hadi. Gel. Bekle. Gel. Tamam. Az dur. Az dur. Saldırma. Hayır. Hayır. Hadi gel. Gel oğlum. Gel. 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 Adamsın adam. Gel. Gel. Evet. Az kaldı. Köpek gibi eğiteceğim bunu. Az kaldı. Gel. Şş, gel gel gel. 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 Gel hadi gel. Gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Aferin sana. Al. Çık. Çık geri. Al. Dur bir oğlum be. Gel. Gel 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 gel. Gel. Adamsın. Aferin sana. Gel oğlum. Gel. Gel hadi gel. Şş, bir de sevdirsen kendini var ya, yemin olsun. Seninle anlaşacağız ama sen hiç dinlemiyorsun be.
Hadi git, hadi git. Gel. Gel, 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 gel. Gel, gel. Gel abi, gel, gel. Aferin oğluma. Aferin. Gel, seveyim mi seni? Seveyim mi? Ha? Seveyim mi? Gel. Al. Hadi. Aferin lan sana. Tamam hadi git gel. Hadi lan yavruların yanına. Evet, kuğular kendi dışarı çıktı. Ördeklere yem veriyordum. Dışarı çıkmak istediler. Yavrular büyüdü bile. Kocaman oldular. Ot yemeyi çok seviyorlar. İnanılmaz ot seviyorlar. Erkek dibinde. Şu an yapacağım en ufak bir harekette beni ısıracak biliyorum. Şuraya bakın. Tehdit ediyor şu an. Evet, mutlu bir aile tablosu. Evet, ördeklerin yemini koyuyoruz ve gelecekler mi bakalım. Gel. Gel. Böyle bir görüntü de YouTube'da görmedim ben. Evet. Mandarin erkeğe bakın. Hadi oğlum. Efsane hayvan. Çiftlikte favori hayvanlarımdan bir tanesi. Farklı noktalara yem koyuyorum ki birbirinden rahatsız olan hayvanlar yem yiyememe durumu olmasın diye. Mesela güvercinler, kumrular, ördekler hepsi aynı yerde yemiyorlar. Bakın burada da farklı bir... Şunlar şirifiyu, çok şımarık ördekler. Bu arada şu kumrumuza da bir bakalım be. Unuttuk onu he. Bakalım durum neydi. Aha, büyümüş bile. Aynen öyle. Epey büyümüş. Rengini falan almış. Evet. Bir önceki videomda yani zaten yeni görmüştüm. Çok hızlı şekilde büyüyor maşallah. Rengi de çok güzel. Portakal rengi. Bakalım erkek mi olacak, dişi mi olacak? Merak içinde bekliyorum. Şimdi burada boş bir kümesim vardı. Civcivlerin büyümesini bekliyordum. Buraya civcivleri yerleştireceğim. Bakalım nasıl olacak. Allah'tan çim biçmeye uğraşmıyoruz. Motor gibiler vallahi. Maşallah. Yaratık gibi yemin olsun. Hayatta burada. Kızım. Kızım. Hayat. Pişt. Büyüdü bile. Maşallah.
O kuşuyla kuğu birbirine girdi. Ayıracağım şimdi onları. Allah Allah. İlk defa gördüm böyle bir şey. Birbirlerine zarar verirler yavrulara. O yüzden ayırmak zorundayım. Kuşunu kovmuştum. Tak! Tavus kuşu kuğulara takmış durumda. Bakın. Bunları içeri sokayım. Yavrulara sıkıntı gelmesin. En garantisi o. Çünkü tavus kuşu bunlara kim bilir. Dönüp dönüp geliyor bakın. Bana değil oğlum. Ona da alacaksın ona. Buna da alacaksın. Geri geliyor şu anda. Bir daha geliyor. İnat etti. Neyse içeri sokayım. Evet. Ay maşallah. Çok güzel büyümüşler. Çirkin. Şöyle söyleyeyim. Hani bu bir çirkin ördek yavrusu muhabbeti var ya. Yavruyken ördekler daha tatlı oluyor. Kuğu yavruları çirkin oluyor diye. O sanırsam doğru. Öyle söyleyeyim. Çünkü bunlar yavruyken ördek yavrusu kadar tatlı değil. Ama büyüdükçe muhteşem bir güzelliğe sahip oluyorlar. O hikayeden bunu çıkartabiliriz yani. Bu gerçek bir olay. Evet, kutumuzu yerleştirdik. Yerimizi temizledik. Şu an her şey gayet güzel. Bakın böyle. Birazdan civcivleri yerleştireceğim. Bakalım durum ne olacak? Işığımız yanıyor mu? Yanıyor. Yok şey. Bunlar iyice büyüdü. Buraya artık sığmıyorlar. Bakın suyu yaklaşık yarım saat önce doldurdum. Suları bile şu anda sıkıntılı. Bunları o geniş bölmeye alacağım ve hayvanların bir şekilde rahat etmesini sağlayacağım. Bakalım. Durun be! Koyunun birinde bir sıkıntı var. Doğurmayan koyunlardan biri. Hızlı solumaya başladı. Muhtemelen doğum yapacak, yatıyor. Süt de inmiş. Yani sütü memelerine oturmuş. Sanırım doğum yapacak. Takip ediyorum bakalım ne olacak sonuç. İnşallah yardımsız sağ salim doğurur. Bu araç koyunlardan geçen sene doğum yapmıştı bildiğim kadarıyla. Hadi bakalım. Merakla beklemedeyim ama gerçekten sıkıntısı var. Topallıyor da ufaktan. İnşallah bir problem olmayacaktır. Kızım. Ne oldu? He? Ne oldu? Allah Allah. Bir sıkıntısı var. Ön ayağı toparlıyor. Of, yem karma makinesi bozulmuştu arkadaşlar biliyorsunuz. Sen devam et. Bu bölgenin en iyi ustası araştırdık bulduk. Şenol Alba diye bir ustaymış Trakya bölgesinde. Onu getirdik.
Aslında traktör ustası New Holland, Massey Ferguson, John Deere, Bilimum, Başak, yerli mallarının hepsi itina ile her türlü yapılır. Bunu da söyleyeyim. Bizim yem karma makinesini yaptı. Geçen gün araba yıkama pompamız bozulmuştu. Motorumuz onu da yaptı. 10 parmağında 10 marifet maşallah diyelim. Şimdi yem karma makinemizi yapıyor. Bizim eleman bunu bozmuş. İçine sap kaçırmış. Küreğin sapını. Basmış düğmeye, kırmış. Bütün pistonları, mistonları, ne varsa krankı, mili hepsini indirmiş aşağı. Şimdi bu yüzme havuzunun olduğu yerde şöyle beyaz kuğularımız vardı. Tabi bahar geldi. Yüzme sezonu yakında açılacak. Bunların da yerini değiştireceğiz. Burayı da boşaltacağız. Temizleyip tekrar aktif hale getireceğiz. Şu duvardaki çiçeklerin hepsi tabi yazlık sezonluk çiçek olduğundan dolayı kurudu. Burayı da tekrar çiçek ekip aktif hale getireceğiz bakalım. Evet, çiçekleri ekerken yorulduk biraz. Bu arada dinlenirken beyaz kuğuların buradayım biliyorsunuz. Bunları çok fazla kadraja almıyordum. Bunlar üreme döneminde olduğundan dolayı fazla rahatsız edilmek istemiyorlar. Evet. Gel. Sakin oğlum. Ulan sendeki hava kimsede yok, yemin olsun. Beyaz kuğular üremesi çok zor bir hayvan. Ama muhteşem görsellikte, muhteşem güzellikte hayvanlar. Yani asil. Yani böyle anlatılacak sözün tıkandığı kadar güzel hayvanlar yani. Çok asiller, çok güzeller. Yani her anı fotoğraflık, dolu dolu yaşanabilecek ve beslenebilecek bir hayvan. Tabii yer, imkan, şartlar çok önemli. Biraz pahalı, yani piyasası pahalı. Bunlar ayrıca bu çiftlikteki bütün hayvanlar ek 9 belgeli, yani izinli şekilde beslenilen hayvanlar. Biliyorsunuz içinde beslenmenin yasak olduğu hayvanlar da var ama gerekli izinler, müracaatlar yapıldıktan sonra, faturalı alındıktan sonra, evcil olduğunu ispat ettikten sonra beslenmeyecek bir durumu da yok. Bunu da bildirmiş olayım. Ek 9 diye bir fatura belgesi var. O belge olduktan sonra hiçbir problem yok. Oğlum maşallah sana. Bakın üreme döneminde o siyah yerini şişiriyor. Kızdığını, o da kızdığını belirliyor. Yani kızgın olduğunu ve üreme döneminde olduğunu gösteriyor. Öyle söyleyeyim. Gel.
Evet, havuzu yaparken koyunları da buraya salmıştım. Böyle iyice doydular artık. Hayat onları yatıyor. Koş! Devam, hadi bakayım. Nerede annen? Nerede annen? Koyunun birinde sıkıntı var. Hamile doğuramıyor mu anlamadım ama bir problemi var hayvanın. Yatıyor ve sık nefes alıyor gibi. Biraz daha bekleyip onu kontrol edeceğim ondan sonra. Öyle bir durum. Şimdi çağıracağım bakalım gelecekler mi. Hadi gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Bir sıkıntısı var ama ne olduğunu çözemedim. Çok da güzel bir hayvan. Bakalım yakalayabilecek mi? Az bekle. Hadi. Bakayım ateşin var mı? He? Dur. Dur. Hayır, hayır, hayır. Dur kızım. Şey anlamıyorum ki abi. Dur bak. Bu tarafı şiş. Gel böyle. Dur. Ha. Koş. Çözemedim tabii. Hadi koş. Karnının bir tarafı acayip şişmiş. Yürüyemiyor hayvan. Bir sıkıntı var, doğum yapacak sanki yapamıyor gibi. Enteresan. Burada böyle bırakmalarım var. Kuyularımız burada
takılıyor böyle. Buraya ot getirelim de yuva yapsınlar tekrar abi. Bak yuva yapmaya çalışıyorlar. Tut ağzından. Ağzından yara çıkmıştı değil mi? Demine tut sağlam çıkıyor. Tut. Sağlam tut. Sağlam tut. Tut 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 tut. Sağlam bir çabukla. Tamam. Her şeyden ölsün be. Neyden? Ya yok yok tamam o kurutuyor, kurumuş zaten gitmiş artık. Bak gitti. Tertemiz hadi bakayım. Sal gitsin. Evet bugün videomu burada sonlandıracağım. Çünkü akşam oldu ve yağmur yağıyor. Hava yine bozdu. Yarınki videomu hazırlayabilir miyim bilmiyorum ama yarın size dev alabayların videosunu çekeceğim. Güzel bir video olacağına inanıyorum. Alabaylarımızı da görün istiyorum. Güzel detaylı bir şekilde çekebilirsem 10 numara olacak. Burayı da bugün ben yaptım. Arkadaşlar yanlış yaptığım yerlerde olabilir. Sonuçta ben çiftliğin her yerinde profesyonel anlamda biliyorum diyemem. Bilgilerinizi, tecrübelerinizi, daha iyi olur dediğiniz tavsiyelerinizi bana yazabilirsiniz. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Lütfen takip edin.